İyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Haftanın ilk iş gününde karşınızdayız ve yine dop dolu bir gündemle karşı karşıyayız. Önce günün öne çıkan gelişmeleri. Değerli izleyenler, günün öne çıkan gelişmesi hiç kuşkusuz Almanya ile 2. İncirlik krizinin filizlenmesiydi. Öyle ki Türkiye, Almanya milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret etmesine bugün de izin vermedi. Almanya'dan bu uygulamaya tepki gecikmedi. Ancak Almanya bu kez tepkiyle yetinmedi. İncirlik'e alternatif üzerinde durduklarına dair haberler geldi bugün. Bizzat Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman askerleri için İncirlik dışındaki alternatifleri değerlendirmek zorundayız. Ürdün seçeneklerden biri açıklamasını yaptı. Almanya'nın önümüzdeki iki hafta İncirlik'in yerine alternatif olabilecek askeri üsleri inceleyeceği ifade edildi. Almanya'nın İncirlik yerine düşündüğü alternatifler arasında az önce ifade ettiğimiz gibi Merkel'in de söylediği gibi Ürdün'ün yanı sıra Kuveyt ve Kıbrıs'ın da yer aldığı iddia ediliyor. Bu arada Reuters'e bilgi veren bir Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü en iyi teklifi Ürdün'ün verdiğini belirtti. Almanya 2 Haziran 2016'da Ermeni olaylarını soykırım olarak nitelemişti. Türkiye bunun karşılığında Alman vekillerin İncirlik'teki askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. Bu birinci krizde Türkiye'nin bu kezse Almanya'nın FETÖ'cü askerlere iade etmemesi nedeniyle milletvekillerinin İncirlik'e girişine izin vermediği belirtiliyor. Yeri gelmişken hatırlatalım, Almanya'nın İncirlik üssünde yaklaşık 260 askeri bulunuyor. Günün bir diğer önemli haberi de Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin terör örgütü YPG hassasiyetini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Putin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ilgili yaptığı açıklamada, Ankara'nın endişelenmesini gerektirecek bir durum yok ifadesini kullandı. Putin, Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah sağlamasına gerek yok. Suriyeli Kürtlerle çalışma düzeyinde temasları devam ettireceğiz. Ankara'nın endişe etmesini gerektirecek bir durum yok dedi. Rus Devlet Başkanı, biz diğer ülkelere kıyasla Kürt birliklerine silah göndereceğimizi ilan etmiyoruz. Zaten onların bizim bunu yapmamıza ihtiyaçları yok. Onların bu silahları almak için kendi kaynakları var. Bu çalışmaların yeniden başlatılması gerektiğini düşünmüyoruz diyerek de Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat ettiklerini belirtmiş Rus lider Vladimir Putin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman bugün darbe iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'de darbeler tarihi kapanmıştır dedi Kahraman. Ardından şunları ekledi. Bazı söylentiler var. Bu cuma bir şeyler olacak. Ayın 17'sinde, 27'sinde bir şeyler olacak. Bunlar hep kafa karıştırmak için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış beyanlardır. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinden acı bir haber geldi maalesef. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik korucusu Seyit Kaçar, PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Korucu Kaçar, Yokuşlu Jandarma Karakolu'na malzeme götürüyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamayla devam edelim. Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirilmiş sevgili izleyenler. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 483 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 118, terör örgütü DAEŞ'le irtibatlı oldukları iddiasıyla 2, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasıyla mücadele kapsamında 1767, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 38'i ölü, 3'ü sağ, 11'i teslim olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 81 ilde de 776 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bol miktarda uyuşturucu maddeyle 669.704 paket kaçak sigara ve 79 ton 65 litre akaryakıt ele geçirildi. 2.339 kişi de gözaltına alındı. Bu arada düzensiz göçle mücadele kapsamında 155'i denizlerde olmak üzere 5.169 kişi yakalanırken bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 47 kişi gözaltına alındı. İran'a uzanalım şimdi de. İran'da cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve seçime günler kala önemli bir gelişme yaşandı. Seçimlerin güçlü adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galifaf adaylıktan çekildi. 6 adayın yarıştığı seçimlerde en güçlü 3 adaydan biri olarak gösterilen Galifaf yayınladığı bir mesajla
Muhafazakarların ana adayı eski başsavcı İbrahim Reis'in lehine seçimlerden çekildiğini açıkladı. Garibaf'ın istifasıyla 19 Mayıs'taki seçim yarışının mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski savcı İbrahim Reis arasında geçeceği bekleniyor. Adaylardan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'in de önümüzdeki günlerde Ruhani lehine seçimlerden çekileceği beklenirken, diğer iki aday Mustafa Mir Selim ve Mustafa Haşimi Taba için pek şans tanınmıyor. Değerli izleyenler, gözler bu akşam Timsah Arena'da olacak. Nitekim Bursaspor bu akşam Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu maç şampiyonluk düğümünü çözecek son derece kritik bir mücadele olacak. Hem Bursaspor hem de Beşiktaş açısından önemli bir maç. Bursaspor açısından önemli, nitekim yeşil beyazlıların son haftada aldıkları ağır yenilgilerin açtığı derin yarayı Beşiktaş maçıyla sarmak istiyor. Yeşil beyazlar kazandığı takdirde hem camianın gönlünü alacak hem de Beşiktaş'a darbe vuracak. Beşiktaş açısından da çok önemli bir maç dedik. Nitekim Bursa'da puan kaybetmeleri halinde şampiyonluk yolunda ağır bir darbe yemiş olacaklar. Bursaspor'da kritik 90 dakika öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Yeşil beyazlı takımın başındaki ilk maçında Çaykur Rizespor'a farklı mağlup olan teknik direktör Adnan Örneğin bugün sahaya farklı bir 11 sürmesi bekleniyor. Bu arada görüntülerde de izliyorsunuz değerli izleyenler, Beşiktaşlı taraftarlar Bursa'daki güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Önce alkol testi yapmak istedi güvenlik güçleri. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar buna direndi, ancak alkol testini yaptılar ve gelen haberlerde bazı Beşiktaşlı taraftarların yapılan aramalarda kesici alet bulundu. Önemli bir maç, kritik maç, gergin bir maç. Umarız hiçbir istenmeyen olay yaşanmadan maç sona erer diyelim sevgili izleyenler ve manşetimize geçelim. Değerli izleyenler, yarın önemli bir gün. Kuşak ve Yol Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere 09:25'te Çin'in başkenti Pekin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Yani ABD'ye önemli bir görüşme yapacak. ABD'de önemli bir görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Masanın bir yanında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer yandaysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak. Bu görüşme bir ilk olacak. Öyle ki Trump seçildiğinden bu yana ikili arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacak. Kuşkusuz görüşmenin önemi ilk olmasından kaynaklanmıyor sadece. Nitekim görüşme masasında birbirinden önemli dosyalar olacak. İlk dosya Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye olan desteği. Son olarak malum Trump YPG'ye olan ağır silah desteği kararını onaylamıştı. Türkiye bu destekten son derece rahatsız ve rahatsızlığını da dile getirmekten geri durmadı bugüne dek. Yarınki görüşmede de Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne olan politikasının gündeme getirilmesi kesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne silah yardımı yapılmasının Türkiye'nin güvenliğini tehdit edeceğini savunacak ve bu konudaki rahatsızlığını dile getirecek. Ayrıca Rakka operasyonunun YPG ile işbirliği içinde değil, ılımlı muhaliflerle yapılmasını teklif edecek. Bir bakıma Erdoğan, terör örgütünü Rakka operasyonu konusunda masa dışına itmek için Trump'ı ikna etmeye çalışacak. Görüşmede İncirlik Üssü'nün kullanımının da gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak İncirlik Üssü'nün DAEŞ'e karşı koalisyon uçaklarına kapatılmasının söz konusu olmayacağı belirtiliyor. Ve bir diğer önemli konu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi Türkiye için bir hayli önemli. Hükümet uzun zamandan bu yana özellikle 15 Temmuz'un ardından terör örgütü liderinin Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. Ve geçen hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni dosyalar sunmuştu ABD'li yetkililere. Erdoğan da Trump'la görüşmesinde Gülen'in geçici olarak tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesini isteyeceği bekleniyor. Tüm bunlar değerli izleyenler, Türkiye'nin önemli gördüğü konular. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin taleplerine nasıl karşılık verecek? Bunu öğrenmemiz için de günlerce beklememize gerek olmayacak.
Evet, geçiyoruz sosyal medyaya. Hafta başında olmamıza rağmen sosyal medya bugün bir hayli hareketli. Galatasaray Spor Kulübü'nün Mayıs ayı olağan toplantısı vardı ve Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski yönetici, gazeteci Fatih Altaylı Divan Kurulu'nda öyle bir konuşma yaptı ki sevgili izleyenler, divana damgasını vurdu diyebiliriz. Fatih Altaylı yönetime hedef alan konuşmasında bakın neler söylemiş. Allah aşkına bir seçime gidin, yalvarıyorum. Yönetimimize doğru düzgün isimler alın. Sportif AŞ'yi kardeşinizle yönetmeyin. Dursun Özbek'in kardeşinden söz ediyor. Kötü yönetiyorsunuz demiş Fatih Altaylı. Fatih Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada bir aile yankı bulmuş. Özellikle Galatasaraylı taraftarlar Fatih Altaylı'nın bu konuşmasını retweetleyip destek olmuşlar. Çoğunun görüşü de Fatih Altaylı'yla aynı yönde. Taner Aşkınsa bir başka Galatasaraylı sevgili izleyenler, o da divan kurulunda konuşmuş ve Fatih Altaylı'nın tam tersi bir konuşma yapmış. Taner Aşkın Galatasaray'ın battığı, ne battığı var ne de çıktığı, son derece rahatız şeklinde bir ifade kullanmış. Bu açıklaması da sosyal medyada tepkilere neden olmuş, özellikle Galatasaray taraftarlar arasında. Pazartesi sosyal medyanın olmazsa olmaz hashtag'i sevgili izleyenler. Pazartesi sendromuna ilişkin birçok mesaj var. Aslında bu pazartesi hashtag'inin altında pazartesinin bir sendrom günü olmadığını ifade eden de birçok tweet paylaşılıyor sevgili izleyenler. Bu hafta ve önceki haftalarda olduğu gibi. İncirlik önemli bir konu. Bugünün flaş gelişmelerinden biriydi. Nitekim Türkiye Alman milletvekillerine bir kez daha İncirli'ye girmelerine izin vermedi. Ve bu karar sevgili izleyenler sosyal medyada bir hayli yankı buldu. Tweetlere, mesajlara baktığımız zaman sosyal medya kullanıcıları Türkiye'nin kararını beğendiğini, desteklediğini görüyoruz. Alkışlanan bir tavır olarak görülüyor sosyal medyada sevgili izleyenler. Türkiye'nin İncirlik üstüne Alman milletvekillerine yönelik tavrı, hatta İncirliğin tamamen Almanlara kapatılmasını, kapatılması gerektiğini söyleyen kullanıcılar da var sevgili izleyenler. Hasan Tahsin Kurtuluş Savaşı mücadelesinde İzmir'de değerli izleyenler düşman askerlerine ilk kurşunu atan kahraman bugün ölüm yıl dönümü. Sosyal medya kullanıcıları da sevgili izleyenler bu kahramanı unutmamışlar sevgili izleyenler attıkları tweetlerle. Van der Wiel, Fenerbahçeli futbolcu, bugün son derece ilginç bir haberle sosyal medyaya konu oldu. Nitekim Van der Wiel tam 4,5 milyon dolar dolandırıldığını iddia ediyor. Ve bugün avukatıyla birlikte sevgili izleyenler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurmuş. Olay şu, bir organizatör Fenerbahçe'nin bir organizatörün kendisini dolandırdığını söylüyor. Kendisinden birçok defa para istediğini ve kendisinde bu kişiye para verdiğini söylüyor sevgili izleyenler. Aslında eğer dolandırıldıysa, ki bu yargının işi, paraları vermekte hata ettiğini burada belirtmek gerekiyor. Hem parayı veriyorsunuz hem de gidip başvuru yapıyorsunuz sevgili izleyenler. Ana jet üstü bugünün önemli gelişmelerinden birisi de buydu sevgili izleyenler. Aslında aynı konu, ana jet üssü ve Diyarbakır 8. Nitekim Diyarbakır 8. ana jet üssüne bir terör saldırısı, bir facia son anda önleniyor sevgili izleyenler. Hadise şu: Diyarbakır'da 8. ana jet üssüne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeninin olduğu fark ediliyor sevgili izleyenler. Patlayıcı düzeninde borularda amonyum nitrat ve çivi bulunuyor sevgili izleyenler. Ve araç nizamiyeden dışarı çıkarılıyor fark edilince. Böylelikle olası bir faciadan dönülüyor. Güvenlik güçleri önemli bir operasyon yapmış bu hadiseyle birlikte. Evet, sosyal medyada da konuşulanlar bunlar. Haftanın ilk 3 gününde günün fotoğrafına geçip programımıza noktayı koyacağız. Günün fotoğrafında Bursalıların tanıdığı bir isim var sevgili izleyenler. Münir Karaloğlu, Bursa eski valisi, şimdi de Antalya valisi.
Herhalde Münir Karaloğlu'nu bu halde hiç görmediniz. Antalya valisi Münir Karaloğlu, sevgili izleyenler. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Çin'e gitmişti. Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hafi'de geleneksel kıyafetler giyip altın varaklı tahta oturarak bir fotoğraf çekti ve o fotoğrafın altına "Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim" şeklinde bir not da bırakarak sosyal medya hesabından, Twitter'dan paylaşmıştı sevgili izleyenler. İşte bu fotoğrafın altına tepki mesajları alınca Antalya Valisi Münir Karaloğlu bu paylaşımını sildi. Ve gerekçesi de şu, biraz sitem etti tepkilere. Şöyle söylemiş Karaloğlu: "Eskiden de hatıra köşeleri vardı. Çin ziyaretinde bu amaçla hazırlanmış bir köşede fotoğraf çektim, hesabımda paylaştım. Ancak çok garip tepkilerle karşılaştım. Yazıktır, ayıptır. Paylaştığım karenin sempatik olduğuna halen inanıyorum. Ancak bazı art niyetliler o anı kirletmesin diye kaldırdım" demiş Bursa eski valisi ve Antalya valisi Münir Karaloğlu. Sevgili izleyenler, bu fotoğraf özellikle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Antalya valisi Karaloğlu da gelen mesajlar üzerine işte az önce paylaştığım ifadeleri gerekçe göstererek fotoğrafı kaldırmış. Evet, yarın yine aynı saatte Bakış Açısı'nda karşınızda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.